Evet arkadaşlar, JPA'da callback dediğimiz ve listener dediğimiz, yani çağrılar ve dinleyiciler diye bir mekanizma var. Yani bu mekanizmalar sayesinde, mesela diyelim ki siz bir bankanın sisteminde kullanıcının her yaptığı, yani böyle bir internet böyle bankacılığında, yani adamın bir nereye giriyor, nereye basıyor, hangi linke, hangi saniyede böyle bir yani basmış, bunları bir kaydedebilirsiniz. Mesela veya da diyelim ki bir kullanıcı bilgilerini bir değiştiriyor. Bu bilgileri en son bir ne zaman değiştirmiş veya da en son mesela 20 değiştirmesi, mesela bunlar bankacılıkta bu şekildedir arkadaşlar. Yani bir kullanıcının son 20 değişikliği. Bunu bu şekilde arkadaşlar bir kayıt altına alabiliriz. Bunlar için işte callback'ler işin içine bir giriyor. Yani bu dinleyiciler de arkadaşlar öncelikle bir dinliyor. Diyor ki ya arkadaş bu ne yapıyor? Hele bir bakayım diyor. Tam o işlem yapılmadan önce veya da yapıldıktan sonra veya da yani bu işlemleri bu şekilde biz kontrol edebiliyoruz. Bunlar bizim programlamada kullandığımız mekanizmalar ve bu mekanizmalar sayesinde de yani buna şey deniyor işte aspect, yani oriented programming. Bunu da çok böyle bir duyarsınız. AOP. Yani hatta işte iş ilanlarında hep yazarlar. AOP biliyor musun? Aslında çok basit metotlara sahip arkadaşlar bir mekanizma. Yani her bir zamanı geldiğinde bundan da yararlanacağız. Burada a transaction ve the hookingler var. Bunlar zaten kilitleme mekanizmaları. Diyelim ki bir kişi bir kayda geldi. Bir kaydın üstünde bir değişiklik yapıyor. Bir diğer kişi daha geldi. Bir kişi daha geldi. Bir kişi daha geldi arkadaşlar. Arkadaş ya siz bu kaydı o ilk kişi geldiğinde ya kilitleyeceksiniz. Yani o diğerlerine şunu söyleyeceksiniz. Bu kayıt şu anda meşgul. Buna erişemezsin. Ya bunu söyleyeceksin ya da siz bir değişiklik yaptınız, kaydediyorsunuz ama sizin hemen arkanızdaki kişi aynı zamanlarda ama böyle bir iki salise, bakın salise diyorum. O da bir değişiklik bir yaptı. O da bir şey bir gönderdi. Yani bir kiminkini bir kabul edecek o zaman? Sizinkini mi, onunkini mi veya da son değişikliği mi? Yani İşte bu tarz şeylerin önüne geçmek için bir kaydı kilitleyebilirsiniz. Yani bir kontrol altında tutmak için. Buradaki a transaction dediğimiz mekanizmaların aslında bize getirdiği en büyük kolaylık da mesela diyelim ki siz bir yerden bir yere bir büyük para gönderiyorsunuz. Yani zengin adamsınız. Yani diyelim ki diyelim ki benim gibi bir garibana, yani çok sevdiniz beni. Yani dediniz ki ya bu Mimar Aslan böyle bir güzel işler bir yapıyor. Bu adamı biz destekleyelim. Buna biz böyle 10 milyon dolar bir gönderelim. Tam bak bu yani benim gibi bir yani garibana siz 10 milyon doları gönderirken bankada arkadaşlar bir anda yani kaynanan beni sevmiyor diye mesela elektrikler bir kesildi işte. Şimdi ne olacak? Yani acaba o para benim banka hesabıma gelir mi? Veya da parayı gönderen sizin banka hesabınızdan para bir düşer mi, eksilir mi? Veya da diyelim ki para sizin banka hesabınızdan çıktı ama yani elektrik bir kesildi. Tam benim banka hesabıma gelirken benim bankamın yani bulunduğu hesabın bulunduğu bankada elektrik kesildi. Şimdi yahu para benim hesabıma gelir mi gelmez mi? İşte bu tarz böyle işlemin sağlamasının yapılması için arkadaşlar a transaction'lar kullanılmakta. Yani bilgi bir yerden bir yere gittiğinde %100 emin olduğumuz zaman, yani bilginin artık kesinleştiği zaman evet dediğimiz bir mekanizmadır. Mesela diyelim ki 8-10 tane işlemi bir arada yürüttünüz. Dediniz ki şunu, 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 şunu yap. Bak bunlardan bir tanesi bile olmazsa
hepsini geri çek. Yani transaction mekanizmasının bize getirdiği şey şudur. Ya hep ya hiç. Yani öyle şu ilk üç tanesi sağlandı. Bundan sonrası işte sağlanmasa da olur falan gibisinden bir şey yok. Ya hep ya hiç. Tamam mı? Yani arkadaşlar şunu da söyleyeyim, hani beni bir kaynanam sevmiyor falan dedim ya, yok ya benim kaynanamı Allah hidayet versin, ne diyeyim yani, çok iyi bir insan yani. Her neyse. Evet, gelelim şu metadata'ya.